Kankam bugün arkadaşlar değişik abur cuburları tadacağız. Bugün müthiş tatlara bakacağız. Müthiş de olmayabilir de. Bugün arkadaşlar burada Alman çikolatalarımız var, Çin abur cuburlarımız var, yasaklanan abur cuburlar var. Evet, yani öyle tabir ediliyor. Bilmiyorum gerçekten yasaklanmış mı amına. Daha fazla bu tarz videoları istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda belirtin. Benden bu tarz içerikler bekleyen çok insanlar var. O yüzden bunu like gücüyle ve izlenme gücüyle gösterelim. Ya ona göre gelir tabii ki de. Mesela bu ne? Değişik şeyler var. Şimdi laf uzatmadan gelin başlayalım. Korkuyorum çünkü tatlarını bilmediğim şeyler birçoğu. Hatta hiçbirini bilmiyorum. Bazıları hariç. Burada da mikrofonumuz var. Selam versene ama. Tabii efendim. Şimdi gözüme ilk çarpan. Bu ne? Arkadaşlar şimdi burada hot chicken diye bir şey var. Noodle olması lazım. Bu Çin'den geldi. İki kat acıymış. Fakat şöyle bir sıkıntımız var. Bunu yani tencerede yapmamız gerekiyor. Yani klasik. Oh, bunu nasıl yapabiliriz ya? Bunu bu videoda yapamam ama ben vlog videosu çekiyorum aynı zamanda. Vlog videosuna bunu yapacağım, sözüm olsun. Bunu tadına bakacağım vlog videosuna, o yüzden kanalda takipte kalın. Şimdi burada değişik bir şey var, dikkatimi çekti. Toxic Waste yazıyor arkadaşlar, şöyle göstereyim size. Oo, şöyle şeyler. Çok az var lan. Evet, tadını merak ediyorum. Şimdi ilk tadımımız Toxic Waste. Şöyle bir şey arkadaşlar, ufacık bir şeker yani. Çok eşli lan. Oha, çiğneyince çok güzel bir tat geliyor ama. Oha iyiymiş lan. Hepsine bu arada 10 üzerinden puan vereceğim arkadaşlar. Yani ekşi yüzün daha da ekşisi. Bunlarınki bayağı ekşiymiş ama çiğneyince geçiyor o ekşilik. Kutuya geri koyalım. Yolda beni görüp tanıyan herkese bundan dağıtacağım. Bayağı koymuşlar ip***ler içine. 10 üzerinden puanım 6, bayağı ekşiydi. Şimdi öyle bir şey var, ben bunun ne olduğunu anlamadım. Ağzı kapanıyor böyle. Bak. Ağzı böyle kapanıyor. Bu neymiş? Chatty Chompler diye bir şey yazıyor bu. With lollipop. Çilek aromalı lollipop. Deniyoruz. Bir de şöyle bir oyuncak koymuş bunu. Bak ağzı böyle. Ben videoda bu yaştan sonra lollipop mu alacağım? Açıyoruz hemen. A few moments later. Açamıyoruz maalesef ki. Oğlum lollipop koptu. Adam da yapamıyor bence ya. Deniyorum. Yani çilekli lollipop bir değişik bir şey gelmedi bana yani. Türkiye'de satılan çilekli lollipopların aynısı. Gerçi bunlar da Türkiye'de satılıyor da Çin üzerinden geliyor. Aa, bu çok iyiymiş lan. Ya şu hissiyat iyiymiş. Lollipop ama sertlerden değil, öyle yumuşak. Yumuşak yani. Bir şey diyeyim mi? 10 üzerinden ben buna 8 veriyorum, gayet iyiymiş. Ama böyle şeyler dişe çok zarar veriyor yani, çok tavsiye etmem. Bununla oynarım abi ben. Milletin pipisine tutarım. Güzel. Şimdi burada bir göz var. Ananı yasaklanmış oyuncak. Da var ya böyle her şeyi abartan tipler. Anırız yasaklanmış oyuncak. Arkadaşlar şurada bir göz var. Şöyle göstereyim gördüğünüz üzere. Bunu açmak istiyorum. Bu galiba oyuncak yani. Bu yiyecek bir şey değil yani ama korkutucu yani. Anırız bu ne lan? Bu ne abi? Ya bunun ben yiyecek olduğunu düşünmüyorum. Oğlum çok korkutucu bir şey lan bu. Vıcık vıcık. Şu an ama hissiyatı da güzel ama. Bu bence ne bileyim yiyecek değildir ya. Yiyecek mi bu? Bu ne oğlum? Kırmızı bir şey çıkıyor. Oğlum bir yiyecekmiş lan. Oğlum hiç cesaret edemiyorum. Midem kalktı ya. Berbat. 10 üzerinden 0. Hatta hadi kırmayalım. Hissiyatı biraz hoşuma gitti, yumuşak. 10 üzerinden 1 veriyorum arkadaşlar. Yiyecek bir şeymiş ama psikolojimi bozdu. Bakın arkadaşlar şöyle bir şey iğrenç yani. Evet devam ediyoruz. Burada en merak ettiğim şey, paketi açtığımdan beri bunu merak ediyorum arkadaşlar. Mini Takis. Böyle bir aburcumunuz var. Bu cips galiba ama yeşil limonlu bir cips. O ne? Şimdi açıyorum hemen. Değişik Arapça yazılar da var. Şöyle hemen yakınlaştırıp gösteriyorum size. Evet. Hadi bakalım. Oo çok acı lan. Acı kokuyor yani. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani şöyle bir şey. Değişik makyaj kanalı. Deniyorum. Oo, bayağı acı lan. Ama ben bu acıya dayanabilirim. Yani normal bir insan dayanamaz da. Yani ama tadı güzel abi, şey değil mi? Bayağı iyiymiş. Hatta size gelin makbank yapayım. Pardon. ASMR. Güzelmiş bu arada tadı. Ben bunu yerim acı. Ağzı bayağı yakıyor bu arada. Odamda benim yara vardı mesela, onu bile yaktı. Şimdi arkadaşlar şurada ayak şeklinde, Allah kahretsin bu videoda da mı ayak çıktı amına. Ayak şeklinde patlayan şeker. Yani bir videoda da ayak çıkmasına şaşıracağım zaten. Şimdi kendimi camdan atacağım. Açıyoruz. Ha bu da mı lollipop? Gördüğünüz gibi arkadaşlar ayak şeklinde lollipop. İnsan gibi yiyelim lütfen. Yani şimdi tozlarını falan dilimle süpürdüm. Daha da belli ayak şeklinde oldu. Yani bu Türkiye'de satılıyor arkadaşlar. Ben bunu daha önce görmüştüm şaka bir yana. 10 üzerinden 2 veriyorum. Çok gereksiz yani. Ben hiç lollipop falan sevmem yani. Çocukken seviyorduk da şimdi sevmiyorum bu yaşımda. Bu arada yaşım sürekli yaşım deyip duruyorum da 21 yaşındayım. 2024'te 22'yim. Yani dediğim gibi 10 üzerinden 2 veriyorum ben buna. Leş. Evet yine lollipop. Lan yeter kardeşim ya. Artık şuralara geçelim ya. Merak ediyoruz oraları. Bu ne kardeşim? Dakika başı lollipop mu alacağız bu videoda mı? Yani bunun tadına asla bakmak istemiyorum da mecbur.
mecbur bakacağız şimdi, merak ettim. Tavuk şeklinde tabii bu kargoda kırılmış. Buradan Kerimedi ekibine sesleniyorum. Yapacağınız iş. Kerimedi ekibine bu arada çok teşekkür ederim. Ürünleri onlar gönderdi. Şunlar harici. Çin hamurcularını onlar gönderdi. Teşekkür ediyoruz. Açın lan! Yanımda çöp var bu arada, merak etmeyin. Ben temiz bakımlı bir adamım yani. Açılmıyor hocam bu. Bu ne böyle? Heh. Bunlar çok güzel gibi. Yani görünüşü falan, mesela burada yaban mersinli kuru kurabiye var mesela. Onun tadını merak ediyorum. Bu da nasıl biliyor musunuz? Küçükken babanızla Luna Park'a gittiyseniz, Luna Park'ta böyle elmalı, neydi onun ismi? Elma şeker miydi? Neydi lan böyle? Elma şeklinde lollipop gibi bir şey vardı. Şeker elması mıydı? İsmi neydi lan onun? Onun tadı var. Şekli de horoz şekli yani. Bir şey değişmiyor. 10 üzerinden 3. Gereksiz bir şey, günlük hayatımda yemem. Şimdi son Çin aburucu bu arkadaşlar. Butterbee. Aa, Türkmüş lan bu. Butterbee. Butter ye. Yeah. Emzik şeklinde şeker. Ya dalga mı geçiyorsunuz ekip? Açıyoruz bunu da. Evet. Bu da arkadaşlar şöyle bir şey. Dişim kildi. Bu ne abi ya? Burada da böyle tozu var arkadaşlar. İçinde böyle butter butter biliyorsunuz. Bak, butter ye. Allah kahretsin, girdiğimiz şekillere bak. Babam izliyor benim videoları ya. Arkadaşlar buna da şeklinden dolayı 10 üzerinden 9 veriyorum. Yine böyle ısırabiliyorsunuz. Güzel özellik bu. Keşke lollipop yapsalar. Günlük hayatımda bayağı yediğim için. Oo, ortalara doğru sertleşiyor yani. Şöyle bir ses alıyor. Yine böyle toz bırakan şeyleri sevmiyorum da ben. Masayı temizlemek zorunda kalıyorum çünkü tikim var. Evet, geldik şimdi müthiş çikolatalara. Öncelikle bunu denemek istiyorum çünkü bu diş görünüşü çok iğrenç şeye benziyor. Kahveli kurabiye var arkadaşlar burada. Aa, kutusu bayağı iyiymiş bu arada. Şöyle bir şey arkadaşlar. Aa, kahve kokuyor bu arada cidden. Oo, bir şey değil mi? Bayağı yumuşak bu arada. Hiç sert falan değil. Ben bunda böyle şeylere bayılıyorum. Çok sert şeyler yemeyi sevmem. Böyle ısırdığımda falan böyle yumuşak olsun. Güzelmiş lan. Bayağı ya. Oha, harbi iyiymiş. İşte kitabı kapağına göre yargılamayacaksın. 10 üzerinden 9 veriyorum, şahane bir şey. Yani benim damak tadımı hitap ediyor arkadaşlar. Okey, şimdi en çok merak ettiğim şeyden bir tanesi de Mersi. Elimin tersi. Mersi var arkadaşlar burada da. Bu nerenilmiş? Made in ne diyor? Made in Almanya. Woohoo! Alman çikolatası. Alman izleyicilerimiz de bayağı var bu arada. Alman izleyicilerimize buradan selamlarımı iletiyorum. Kendileri varsa bana DM üzerinden ulaşın ve bunun tadını bana tarif edin. Sütlüsü var, kahvelisi var, fıstıklısı var. Bayağı varmış lan. Böyle mi açıyoruz? Oha, pro gibi lan. Abi müthiş bir şey. Şuna baksanıza. Official complete Congress Kerik Enjoy Pies. Bypass of Carrefour Selection by Bob Finance. European Chocolate. Delice Fillings and Unibus Races. Evet arkadaşlar, şimdi burada bir rengine göre tatları var. Ben rastgele bir tane seçeceğim. Şöyle ortasından kırmızısını seçtim. Tadı çok lezzetlidir muhtemelen. Öyle tahmin ediyorum yani. Oha abi. Bir şey diyeyim, Almanlar gerçekten çikolata konusunda çok başarılı. Ya ben üstüne tanımıyorum Almanların dışında. 10 üzerinden 11. Böyle bir tatlı. Ciddi söylüyorum, abartıyorsam şerefsizim. Bayıldım. Müthiş. Buradan arkadaşlar bakalım nereden geliyor bu? Yine Made in Turkey. Buradan arkadaşlar biskotti yaban mersinli kıtır kurabiye var. Hayatımda hiç denemedim yine. Kutusu da yine taşaklı. Şöyle kibar bir şekilde açalım. Lan Çin abur cuburları da mi neymiş lan? Yasaklanmış abur cubur da ne amına. Bakalım bunun kutusu. Oo, bu böyle. Bu böyle bildiğin asker yemeği gibi. Şunu şöyle açıyoruz galiba. Oha, ne kadar sağlam yapmışlar lan. Allah kahretsin, açamıyorum. Hayır kardeşim, gerçekten nasıl bir kutu bu ya? Şöyle bir şey. Hatta böyle içinden de çıkartayım. Bakın şöyle bir şey. Çıtır kurabiye. Oo, maşallah bu lan. Oo, ağzım koptu. Benim de dişlerim çok sağlamdır bu arada ona rağmen. Yok, beğenmedim ben bunu. Bunu böyle çaya batırıp yiyeceksiniz, ancak yumuşar. Veya tabağa döküp üstüne sıcak su da gerekiyor. Yok, 10 üzerinden 4. O da Türk yapımı diye. Evet, şimdi de arkadaşlar Fransa üretimli çikolatayı deneyeceğiz. Michael. Michel Galette diyor. Çikolatalı Galette. He. Açıyoruz hemen paketi. Aa, böyle. Çok iyi lan. Oo, tam bir Fransa çikolatası. Deniyorum hemen. Lezzetli ama bir tık sert. Yani çok da değil. Diğeri daha sertti. Bu biraz daha böyle yumuşak ama tat olarak güzel. 10 üzerinden 7 veririm ben buna. Aman aman da güzel değil. Benim en favorim Mersi ile kahveli kurabiye oldu. Evet, kaldı 2 tane çikolatamız arkadaşlar. Zaten ikisinin markası aynı. Patisvis, biliyorsunuzdur zaten. Çok fazla tükettiğim bir şey değil. Genelde tadını beğenmem ama bunu merak edeyim. Bir çikolatalı var, bir çilekli. Şimdi ikisinden bir parça alacağız ve şeker komasına gireceğiz. Deniyoruz. Şöyle. Patisvis. Oha. Bayağı iyi lan. 10 üzerinden 8 direkt. Ve indirimdeydi bu. Böyle bir büyüklükte, 240 gram büyüklükte ve lezzetli bir çikolatanın 25 lira bence çok az. 25 lira bunun fiyatı. İndirimli tabii, normalde 30 liraymış. Bence çok iyi ve kesiyor yani. Direkt bayağı doyurucu. Şimdi çikolatasını açıyorum arkadaşlar. Bir parça alacağım bundan. Oo, evet, bu daha iyiymiş. Çikolatayı ben daha çok sevdim.
Evet, buna da aynısını veriyorum. 10 üzerinden 8. Umarım video beğenmişsiniz arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda video istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve güzel bir beğeni sayısı alırsa tek tek bütün ülkeleri deneyeceğiz. İşte Fransa abur cuburları, Alman abur cuburları, Türkiye abur cuburları falan. Böyle böyle gideriz. Ve yanıma birini daha alırım dediğim gibi, beğenirseniz yakın arkadaşlarımı falan. Kendinize iyi bakın. Yandaki videomu tıkarak önceki video gibidir. Buradan da kanalıma abone olursanız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.